Arkadaşlar merhaba, videoyu izledikten sonra kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve merak ettiğiniz soruları yorumlar bölümünde sormayı unutmayın. Bu metinde numaralanmış cümlelerin hangisinde yazım yanlışı yoktur diyor bakalım. 1. Beypazarı'nın bu kadar turist çekmesini önceleri ben de yadırgıyordum. Burada arkadaşlar ben de derken bağlaç olan D'yi bitişik yazmış, yazım yanlışı var. 1 olanları eleyeceğim. Çünkü ben yazım yanlışı olmayanları arıyorum. 2. Birkaç tarihi ev görmek için o kadar yol gitmeye değer miydi? Burada herhangi bir yazım yanlışı yok. Dolayısıyla cevaplarımın arasında 2 mutlaka olacak. 3. Sonra bir gün arkadaşlarımın ısrarına dayanamayıp gidip göreyim dedim. Burada bir gün derken arkadaşlar ayrı yazılması gerekirken bitişik yazılmış. Dolayısıyla 3 cevapların arasında olmayacak. Çünkü 3'te yazım yanlışı var. 4. Bunca yıl bu şirin ilçeyi küçümsemekle çok yanılmışım. Burada herhangi bir yazım yanlışı göremedik. Cevaplarımızın arasında 4'te olacak. 5. Halbuki sıcacık, samimi ortamı her övgüyü hak ediyormuş demiş. Burada arkadaşlar halbuki derken bitişik yazılması gereken kalıplaşmış olan ki'yi ayrı yazmış. Dolayısıyla burada yazım yanlışı yapılmış. 5 de cevaplarımın arasında olmayacak. Cevabım ne olacakmış? 2 ve 4. Bu da Ceyhan'da verilmiş. Cevabımız C. Numaralanmış cümlelerle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Önce yargıyı okuyalım, sonra cümleye bakalım. A. Birinci cümlede ayrılık yazılması gereken D bağlacı bitişik yazılmıştır. Bakalım birinci cümleye. Beypazarı'nın bu kadar turist çekmesini önceleri ben de yadırgıyordum. Evet, burada ayrı yazılması gereken bağlaç olan D bitişik yazılmış. Yani A şıkkım doğru, eledim. B. İkinci cümlede yazım yanlışı yoktur dedi. Bakalım ikinci cümleye. Birkaç tarihi ev görmek için o kadar yol gitmeye değer miydi? Burada herhangi bir yazım yanlışı yok. Dolayısıyla B şıkkındaki yargım doğru. B'yi eledim. C. Üçüncü cümledeki bir gün ifadesi bir boşluk gün biçiminde ayrı yazılmalıdır diyor. Bakalım üçüncü cümleye. 3. Sonra bir gün arkadaşlarımın ısrarına dayanamayıp gidip göreyim dedim. Evet, burada gerçekten de arkadaşlar ayrı yazılması gereken bir gün ifadesi bitişik yazılmış. Dolayısıyla C şıkkındaki yargıda doğru eledim. D'ye bakalım. 5. cümlede büyük harflerin yazımı ile ilgili bir yanlışlık yapılmıştır diyor. Bakalım 5. cümleye. Halbuki sıcacık, samimi ortamı her övgüyü hak ediyorum. Şimdi arkadaşlar burada halbuki de problem var sadece. Büyük harflerin yazımı ile ilgili bir yanlışlık yok. Sadece kalıplaşmış olarak bitişik yazılan ki'nin ayrı yazılması hatası söz konusu. Dolayısıyla D şıkkındaki yargı doğru değildir. D şıkkındaki yargı söylenemez. Okulla ilgili bir boşluk takım sorunları olduğunu zan ettiğimden onunla konuşmak istiyordum. Şimdi burada arkadaşlar ilk etapta gözümüze çarpan bir takım ifadesi bitişik yazılması gerekirken ayrı yazılmış. Eğer futbol takımını gerçekten ifade etseydi ayrı yazılırdı. Fakat bazı anlamında kullanıldığı için bitişik yazılmalıydı. Burada bir problem söz konusu. Ayrıca zan ettiğimden derken arada ses olayı oluyor arkadaşlar. Zannettiğimden şeklinde bir tane ünsüz türemesi gerçekleşiyor. Dolayısıyla ayrı değil bitişik yazılmalıydı. Burada da bir problem söz konusu. Bu cümleyle ilgili 3 yargım var. Yargılarından hangileri doğrudur? 1. Bitişik yazılması gereken bir takım sözcüğü ayrı yazılmıştır. Evet, biz de bunu bulmuştuk zaten. Cevaplarımızın arasında 1 mutlaka olacak o zaman. 2. Zan ettiğimden sözcüğünde ünsüz türemesi kuralına uyulmamıştır diyor. Evet arkadaşlar, ünsüz türemesi olacaktı. Ayrıca bitişik yazılacaktı. 1 ve 2 gibi duruyor cevabımız şimdilik. Devam edelim. 3. İstiyordum sözcüğünde ses olaylarından kaynaklı bir yazım yanlışı vardır. Hayır arkadaşlar, burada herhangi bir yazım yanlışı yok. Eledim bu yargıyı. 3 olanları elerim. Cevabım 1 ve 2. 1. ve 2. yargılar doğrudur. Cevap Bursa. Bu şiirde numaralanmış sözcüklerden hangisinin yazımı yanlıştır diye sordu bize. Sanmıştık ki ikimiz yeryüzünde. Yeryüzünde sözcüğü doğru yazılmış, bitişik yazılmalıydı. Ancak birbirimiz için varız. Birbirimiz sözcüğü de doğru yazılmış, bitişik yazılmalı.
İkimiz sanmıştık ki tek kişilik yalnızlığa, yine arkadaşlar yalnızlığa sözcüğü de doğru yazılmış, eledim. Bile rahatça sığarız. Şimdi burada rahatça değil, rahatça yazılmalıydı. Ünsüz benzeşmesine, yani ünsüz sertleşmesine uyulmamasından kaynaklanan bir yazım yanlışı söz konusu. Dolayısıyla cevabımız Denizli şıkkıdır. Bu metindeki yazım yanlışının sebebi aşağıdakilerden hangisidir? Bakalım, metni okuyalım. Bir köpekle birlikte, bakın burada ünsüz benzeşmesine, yani ünsüz sertleşmesine aykırılıktan kaynaklanan bir yazım yanlışı söz konusu. Birlikte demesi lazımdı. Devamını da okuyalım. Yaşamaya karar vermek ciddi bir sorumluluk almak demektir. Çünkü evde bakılan köpekler ömürleri boyunca sağlıklarını korumak için sahiplerine bağımlı olurlar. Şıklara bakalım. Bizim bulduğumuz yanlışlık hangi şıkta mevcut? A. Ünsüz yumuşaması kuralına uyulmaması. Bunun tam tersi ünsüz benzeşmesi kuralına uyulmaması olacaktı. Eledim. B. Ayrı yazılması gereken D'nin bitişik yazılması. Hayır. C. Ünsüz benzeşmesi kuralına uyulmaması. Bizim aradığımız yanlışlık da buydu arkadaşlar. Yukarıda da göstermiştik zaten. Cevabımız C. Diğerini de kontrol edelim. D. Bitişik yazılması gereken sözcüğün ayrı yazılması. Hayır, bununla alakalı da bir yanlışlık söz konusu değil. Cevabımız Ceyhan arkadaşlar. Bu metindeki yazım yanlışı aşağıdaki değişikliklerin hangisiyle giderilebilir? Okuyalım arkadaşlar metni. Havaların ısınması, baharın gelmesiyle pazar tezgahlarında görülmeye başlar enginar. Birçok hastalığa iyi geldiği için bu sebzeyi mevsiminde taze taze tüketmek gerekir. Burada arkadaşlar birçok sözcüğünü ayrı yazmış. Oysa bitişik yazmalıydı. Bundan kaynaklı bir yazım yanlışı söz konusu. Bakalım şıklara. A. Gelmesiyle yerine gelmesiyle yazılarak. Hayır, bununla ilgili bir yanlışlık yok. Bu şekilde düzeltilemez. B. Tezgahlarında sözcüğündeki da ayrı yazılarak. Hayır, buradaki da bağlaç olan da değil arkadaşlar. O yüzden ayrı yazmaya gerek yok. Eledim. C. Birçok yerine, yani ayrı yazılan birçok yerine bitişik olarak birçok yazılarak. Bizim bulduğumuz yanlışlık da yukarıda buydu zaten, okla gösterdiğim gibi. Dolayısıyla cevap C gibi duruyor. D'ye bakalım. Taze taze ikilemesi bitişik yazılarak. Hayır, bu şekilde bitişik yazarsam yanlışlık yapmış olurum. D'yi de eledim. Yani arkadaşlar yukarıdaki yazım yanlışı C şıkkındaki yönerge uygulanarak düzeltilebilir. Cevap Ceyhan.